Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygıngöl vazife yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hocam nasılsınız? Sizler de iyisiniz inşallah Teala. Allah'a şükür. Biraz nezle gibi bir halimiz var. Geçmiş dinleyicilerden olsun. Özür dileriz onun için. Cenab-ı Hak sıhhat afiyet ihsan eylesin. İnşallah Teala şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimize de sıhhat ve afiyet içerisindedirler. Yalnız bugün cuma gecesi tabii ki de her cuma gecesinde aktardığımız gibi cuma gecemiz ve günümüz hayırlı ve mübarek olsun. Yani konuya girmeden önce siz öyle söyleyince hani biraz dediniz rahatsız. Şimdi Bahattin Bey, Allah Teala bu dünyayı dert, sıkıntı, bela, musibet şeklinde yaratmıştır. Evet. Yani bir kimse efendim derssiz, kasvetsiz, hani eskileri öyle tabir kullanırlar ya, böyle bir ben işte bir dünya istiyorum, böyle bir ev ortamı istiyorum, böyle bir yaşama ortamı istiyorum falan diye düşünmek o uygun değil. Efendim düşünemez mi? Düşün de ele geçmez. Çünkü Cenab-ı Hak burasını öyle yaratmamış ki. Bugün bakarsın her şeyin dört dörtlüktür, tıkırında gider, sıhhatin yerindedir. Gözün görüyor, kulağın işitiyor, elin tutuyor, ayağın tutuyor. Yürüyorsun, ediyorsun falan. Bir saat sonra bir değişiyor falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Beyne giden damarlardan birisi tıkanmıştır. Hadi konuşamıyorsun, bir şey kalmıyor. Veyahut da ayak bileğin burkanıyor, basamıyorsun. Veyahut da dizinden bir şey oluyor, küt diye iniyorsun. Yahut da koluna bir şey oluyor falan. Yani bir şeyler olabilir mi? Her an olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak burasını böyle yaratmıştır. Bunu bilmek ve böyle inanmak lazım mı? Lazım. Onun için efendim din kitaplarında İslam alimleri İslamiyet'i tarif ederlerken birçok tarifler, tanımlar yapılmıştır. Bir tane bir tarif var. O çok hoşuma gidiyor. İslamiyet'in yarısı sabır, yarısı da şükür. Evet. Yani nimet geldiği zaman şükredeceğiz. Bela, musibet geldiği zaman sebeplerine, çarelerine yapışıp sabredeceğiz. Ve böylece de Rabbimiz inşallah Teala onlardan dolayı da ecir ve ücret verecek mi? İnşallah Teala. İnşallah. Efendim bu gece konu olarak kalbin temizlenmesi. Kalbi temizlemek. Tabi bu konu üzerinde çok kimse konuşuyor, yazıyor, anlatıyor, söylüyor. İşin doğrusu nedir? Yani çok kimse de siz de rastlıyorsunuz. Buraya gelen giden oluyor onlarla konuşmanızda veya insanlarla görüşürken falan. Ya benim kalbim temiz, bir art niyetim yoktu falan deyiveriyoruz. Gerçekten kalbimiz temiz mi? Temiz kalp ne demektir? Ve temizlenmesi ne demektir? Temizlenmesi için hangi ilacı kullanacağız? Hangi deterjanı kullanacağız ki pırıl pırıl olsun, değil mi? Evet. Tabii her şeyin bir temizleme ilacı var. Kalbin temizleme ilacını da din büyükleri bildirmişlerdir. Efendim şimdi İslam alimleri bu konuyu böyle anlatırlarken buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak insanı yaratmış. Hatta insanı yaratırken, insanı anlatırken İslam alimleri buyuruyorlar ki insan için alemi sagir ifadesi kullanmışlar. Alemi sagir. Ne demek alemi sagir? Sagir küçük demektir. Alemi sagir küçük alem demektir. Peki alemi kebir, kebir büyük demektir. Alemi kebir büyük alem demektir. Peki bu büyük alemde murat nedir? 7 kat gökler ve içindekiler dahil olmak üzere bunun hepsine alemi kebir denir. Bu alemi kebir, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu alemden insanda birer numune varmış. Zerrecik de olsa yani bu alemin küçültülmüş şekliymiş. Alemi sagir. Şimdi Cenab-ı Hak insanı böyle yaratmış. Ezelde böyle murat etmiş. Ve insanın bu bedenini Cenab-ı Hak işte elini, kolunu, ondan sonra ayağını, gözünü, kulağını insanın emrine vermiş. Hatta yarattığı diğer mahlukat da insanın emrine vermiş. Arş küresi, sema, yıldızlar, ondan sonra denizler, ovalar, nehirler, bütün hayvanat insanın emrine verilmiştir. Cenab-ı Hak bu yarattığı şeyleri insanın emrine vermiş. İnsanın bedenindeki bazı organları insanın emrine vermiş. Fakat insanda bir organ var. Allah-u Teala buyuruyor ki onu ben kendim için ayırdım. Sizi de yarattım ve kendim için ayırdım. Nedir o? Kalptir buyuruyor. Evet. O kalptir. Hatta yine İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi İslam alimleri, din büyükleri anlatırlarken buyuruyorlar ki bir misal veriyorlar. Misal çok güzel bir misal. Tabi onların verdiklerinin hepsi güzel de biz başka kelime olmadığı için öyle ifade ediyoruz. Naklederken de öyle söylüyoruz. Çünkü onların yaptığı, söylediği güzeldir. Verdikleri misal de şimdi en basitinden başlayalım. Onlar hükümdar misalini vermişler de herkesin bir evi var mı? Var. Sizin de var mı? Var. Var. Çadırda kalmıyoruz zaten. Evet. Şimdi evinde misafir odası var mı? Var. Var. Peki misafir odası genelde ne olur? Yani hanım dinleyicilerimiz kızmasın. Misafir odalar genellikle koltukların üzeri örtülür. Oraya ev sahibi oturamaz. Misafir oturur çünkü. Tozu alınır. Tertemiz edilir. Çoluk çocuk oraya girmez, giremez. Çöp oraya sokulmaz. Orası kibar, nezih tertemiz olarak tutulur. Öyle mi? Evet. Evin çöpü oraya dökülür mü? Ne çöpü? Ev sahibi bile oturtulmaz oraya. Misafir oturacak. Koltuklar kirlenmesin diye bir de örtü bile örtüyoruz. Şimdi evin en itina edilen, ondan sonra ne bileyim gözetilen, temizlenen, bütün kıymetli güzel eşyaların konulduğu bir mekan mıdır misafir odası? Öyledir. Evet. Herkes kendi imkanı nispetinde. Bir saray düşün, bir hükümdarın sarayı düşün. Sarayında bir has odası bulunur mu? Bulunur. Yani orada yabancı misafirlerini ağırladığı veyahut da aynı şekilde orada belli şeylerin görüştüğü. Oraya da en nadide kıymetli mobilyalar, şunlar bunlar konur mu? Konur. Oraya çöp atılır mı? Hayır. Atılmaz. Şimdi efendim sarayın da böyle has odası, evlerin misafir odası, evler için, saraylar için, villalar için, köşkler için. Ne ise bu insan bedeni içinde kalp aynıdır buyuruyor. Evet. Yani oraya çöp atılmaz. Orası en nadide tertemiz olması gereken yer, itina gösterilmesi gereken yer, titizlik gösterilmesi gereken bir yerdir. İnsan bedeninde buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala buyuruyor ki orası benim için. Onu ben kendim için yarattım. Onun için mesela din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki kalpler nazargâh-ı ilahidir. Ne demek o? Yani Allah-u Teala nazar ettiği yer. Yani bizim gözümüze, kaşımıza, boyumuza, posumuza, şuna buna bakmıyor. Hatta amelimize de bakmıyor. Suretimize de bakmıyor. Ya kalbimize bakıyor. O ameli ne niyetle yaptığımıza bakıyor. Onun için hadis-i şerifte de geçiyor. Allah-u Teala sizin suretlerinize bakmaz. Hatta amellerinize de bakmaz. O ameli hangi niyetle yaptığına bakar. Kalbe bakar. Onun için kalp nazargâh-ı ilahi, yani Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği bir yerdir. Bunun için mesela dinimizde kalp kırmak çok tehlikelidir. Çok büyük günahtır. 70 defa Kabe-i Muazzama'yı yıkmaktan daha büyük günahtır buyurulmuştur. Böyle midir? Evet böyledir. Şimdi nazargâh-ı ilahi olan kalbe, yani her şeyin sahibi ona nazar ediyor. Sen de götürüyorsun çöpü oraya koyuyorsun. Ya insan utanması ve sıkılması lazım. Ne demek o çöp? İşte çöpü anlatırken de İslam alimleri, din büyükleri işte bunu anlatıyorlar. Kalbin temizlenmesi konusu anlatılırken bunu anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın dışında olan herhangi bir şeyi, bu koltuktur, insandır, ağaçtır, meyvedir, sebzedir, nefsin istek ve arzularıdır veyahut da insan tabiatının istek ve arzularıdır, evlat sevgisi de dahildir buna. Hepsi var. Bunları getiriyorsun, o kalbe koyuyorsun. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisi kalpte bulunuyor. Halbuki ne bulunması gerekirdi? Allah sevgisi. Allah-u Teala'nın sevgisi bulunması gerekiyordu. Eğer bir kalpte Allah-u Teala'nın sevgisi, yani Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisi çıkar da Cenab-ı Hakk'ın sevgisi oraya yerleşmiş ise bu kalp temizlenmiş demektir. Yoksa ya sen benim kalbime bak, kalbim temiz. Kalbin çıfıçarsın. Ben senin kalbine bakamam ki. Sahibim bakıyor. Benim de sahibim, senin de sahibim Cenab-ı Hak'tır. O bakıyor. Tabii bizi dinleyenlerin hemen hatırına gelebilir. Peki bunun alameti var mı? Tabii. Kalbi temiz olan bir kimsenin alameti olmaz mı? Kalbi temiz olan kimse 5 vakit namazını katiyen aksatmaz. Haram işlemez, haram demez, haram yemez, haram söylemez, gıybet etmez, dedikodu yapmaz. Ondan sonra ne bileyim komşularına eziyet vermez, başkasının kalbini kırmaz. Allah-u Teala'nın emirlerini vakti gelince hemen yapar ve o emirleri yapmak için çırpınır. Vaktini, saatini böyle bekler durur. Kalbin temiz olmasının alameti bu mudur? Budur. Ve Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle yanar tutuşur. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ihlasla, samimiyetle ve şartlarına uygun yapabilmek için elindeki gayretin hepsini seferber eder. Adam diyor ki kalbim temiz. Namaz kılıyor mu? Ya namaz kılıyor ama benim kalbim çok temiz. Yok ya. Kalbi temiz olan kimse namaz kılar. Kalbi temiz olmayan kimse namaz kılamaz. Niye? Kalbi kararmış. Niye? Çünkü bu kimse ya haram diyor, ya haram söylüyor, ya da bir şey oluyor buna. Çünkü haram yiyenin, haram söyleyenin ibadet etmesi çok zor olur. Hele haram yiyenin, haramdan meydana gelen enerjiyle o kimsenin Allah-u Teala'yı düşünmesi, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için bir gayret içerisine girmesi ve Allah-u Teala'nın huzurunda eğilmesi çok zordur buyuruyor. Çok zordur. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim ben namaz kılamıyorum ama yani kılmak istiyorum. Yani bir zincir var, onu kıramadım, aşamadım. Bu o kuluna Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Nefsi önünde barikat kurmuştur. Gayret ederse o zinciri kurar ve ondan sonra da kalbini temizlemek için Allah-u Teala'nın emirlerini süratli bir şekilde öğrenerek gayret ederse ve azmederse onun kalbi de temizlenir mi? Elbette. Çünkü bu belli bir kimsenin tek elinde değil ki. Kimseye ait değil. Sadece formüller bildirilmiştir. Evet. Formüller bildirilmiş ve o formüllere göre hareket edenin kalbi temizlenir. Evet temizlenir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Şura Şuara Suresi. Şura Suresi ile Şuara Suresi farklı. Şuara Suresinin 88. ve 90. ayet-i kerimelerinde meal olarak buyuruyor ki kıyamet günü ne mal ne de evlat hiç kimseye fayda vermez. Ne mal ne de evlat. Ancak Allah-u Teala temiz ve selim bir kalp ile gelenler müstesna. Onlar nimetlere nail olur buyuruluyor. Bu ayet-i kerimelerde. Temiz bir kalp buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriften buyuruyorlar ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Bu kalptir. Şimdi bak bu hadis-i şerif bile yetiyor. Mesela adam onun kalbini kırıyor. Ondan sonra onu itiyor, bunu şey yapıyor. Nefsinin istek ve arzularına göre hareket ediyor. Sonra da benim kalbim temiz. Peki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Yani dili iyi olur, kulağı iyi olur, gözü iyi olur, eli, ayağı hepsi iyi olur. Yani bunların hepsinden iyilik sudur eder. İyi olursa, temiz olursa. Peki bu çıfır çarşısıysa? Kötülük hasıl olur. O zaman bu kimse eliyle birisine vurur, ayağıyla tekmeler, gözüyle böyle öyle bir bakar ki karşıdakini rahatsız eder. Yani diliyle aynı şekilde incitir, kırar, herkese hakaret eder. Bu kimsenin kalbi bozuk. Kusura bakmasın. Ölçü bu mu? Evet ölçü bu. Ölçü bu. Evet benim kalbim diyor. Yok, geç o. O benim demek suretiyle ona kalacak olsan herkes kendisini evliya zanneder. Öyle bir anlatır ki. Zaten bir kimse Bahattin Bey ben şöyleyim ben böyleyim diye anlatmaya başladığı zaman hemen onu, bırak git onu. Bu kimsenin kalbi ne temizdir ne de temizliğe niyetidir. Bu kimse serapa kibir dolu. Evet. Çünkü ben diye başladı bu. Ben diye başlayan bir kimse serapa kibir mi de evet kibirdir. Hani dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim herkeste kibir var mı? İslam alimleri açık net buyuruyorlar. Kalbi itminana kavuşmuş olan herkeste kibir vardır. Efendim Osman Ünlü'de, Bahattin Apak'ta kibir var mı? Tabii var. Nefsi itminana kavuşmadığı müddetçe kibir bulunur. Birisi onu okumuşundur, öğrenmişindir. Orada girerken hani hissedersin. Benim bu yaptığım kibre giriyor falan diye. Frenlersin, evet. Mücadele edersin falan. Ama kibir var mı? Var. Çünkü Cenab-ı Hak nefsi kötülükler deposu olarak yaratmış ve nefste enaniyet, benlik, yani o da serapa, kibir demektir. Bu mevcut. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e suru Mektubat isimli kitabında anlatırken buyuruyor ki nefs öyle yaratılmıştır ki Kur'an-ı Kerim'de de öyle bildiriyor. Nefs öyle yaratılmış ki Allah-u Teala hani mümkün olsa nefse dese ki gel seninle beraber bu kainatı idare edelim. Yani ortak olalım. Cenab-ı Hak ona ortaklık teklif etse İmam-ı Rabbani Hazretleri orada izah ederken buyuruyor ki nefs buna razı gelmez. Niye? Ya ortaklık veriliyor. Kainatı idare etme konusunda. Ortaklık veriyor. Buna rıza göstermez. Niye? Şef olmak tek başına ilah olmak peşindedir. Evet. O zaman kibir olmaz mı? Başında yap sonuna kadar. Ben diyor çünkü. Ben diyor ve kibir midir? Kibirdir. Mesela şeytanın kaybettiği neredendir? Kibirinden. Ben dedi. İlk defa zaten İslam alimleri buyuruyorlar ki ilk defa ben diyen, mimli konuşan da şeytanın laindir. Çünkü ben ondan üstünüm dedi. Yani Adem Aleyhisselam'ı kastederek ben ondan üstünüm dedi. Ve kaybetti mi? Evet kaybetti. Ve Allah-u Teala halbuki 200 bin sene ibadeti vardı. O kadar da çok ilmi vardı. Ama ne ilmi kurtardı ne ibadeti kurtardı. Ve orada kibri devreye girmek suretiyle, yani kalbi temiz değildi. Kalbi temiz olmuş olsa idi, orada Allah-u Teala'nın emrine hemen peki derdi. Peki deseydi kurtulacaktı. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dini İslam'ı anlatmaya başladığı zaman Hazreti Ebu Bekir'le karşılaştı. Vahiy geldi, Hıram arasında indi. İlk karşılaştı Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri oldu ve ona dedi ki ya Ebu Bekir, buyurdu ki ya Ebu Bekir, Allah-u Teala beni size peygamber gönderdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri hiç teklemedi Bahattin Bey. Dedi ki siz doğru sözlüsünüz, eminsiniz, güvenilirsiniz. Siz böyle söylüyorsanız, böyle söylüyorsanız ben inandım. Siz Allah-u Teala'nın peygamberisiniz. Fakat dedi bir delil isterim kalbimin mutmain olması için. Bir delil isterim. Yani kalbimin mutmain olması için. Yoksa itiraz etmiyorum. Peki evet. Dedi hemen. Peki dedi. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani dedi sen bir rüya görmüştün. İşte falan yerdeki bir kimse de o rüyanı tabir etmişti. O tabir eden sana ne demişti? Böyle böyle demedi mi? O zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri birden şaşaladı. Bunu dedi nereden biliyorsun? Rabbim bildirdi. İnandım dedi hiç tereddütüm kalmadı. Zaten tereddütüm yoktu da kalbim mutmain olması için bir rüya görmüş. O rüyada ticaretle meşguldü. İthalat ve ihracat tüccarıydı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri. bu Şam taraflarına bir yere gittiği zaman orada böyle rüya ilmine vakıf bir zata gitmiş, anlatmış rüyasını. Dinliyor, diyor ki sen eğer bu gördüğün rüya senin bir peygamberin veziri yardımcı olacağına alamettir diye tabir ediyor. Evet. O sana ne demişti? Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri, Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. O sana ne demişti o rüyayı tabir eden kimse? Ve bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri buyuruyorlar ki ben bu rüyayı hiç kimseye anlatmamıştım. Sadece o rüya tabir edene, ki o da zaten Mekkeli olmadığı için nerede duyacaktı, nerede söyleyecek? Kimsenin bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Allahu Teala'dan gelen emrinin kendisine tebliğ eder etmez itiraz etmeden peki dedi ve aziz oldu. Peygamberlerden sonra insanlığın zirvesine çıktı. Evet, oldu. Şimdi kabiliyet, kapasite itibariyle Ebu Cehil de mesela bir devleti idare edecek kapasitedeydi. Ama o hayır dedi. O da zillete düştü. Birisi peki dedi, evet dedi. Aziz oldu. Zirvelere tırmandı. Birisi ve işte hayır dedi. O da zillete gitti. Ve kaybetti mi? Kaybetti. Demek ki nefis kolay kolay evet demez. Kalbi temiz olan kimse evet der. Hakikati, doğruyu gördüğü zaman itiraz etmez. Düşmanının ağzından bile hakikat çıkmış olsa evet der, burada doğru söylüyorsunuz der. Bu benim düşmanımdır. Dolayısıyla ağzından çıkan her şeyi reddedeyim diye düşünmez kalbi temiz olan. Ama kalbi çıvıt yuvası olan bir kimse hak sözü kabul etmez. Eder mi hiç? Mesela Mekke-i Mükerreme'de o zaman Mekkeliler kalpleri kararmıştı. Zirk gibi olmuştu. Bunun için de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği hakikati kavrayamadılar. Senelerce göre ede o kararmalar yavaş yavaş aydınlanmaya başlayınca dediler ki ha, bu zat doğru söylüyor aleyhissalatü vesselam. Bunu söylettiler, hakikattır. Kabul ve tasdik ettiler ve kabul ve tasdik edince de kalpleri temizlendi mi? Temizlendi. Ve iman ederek Peygamber Efendimiz'in huzurunda bir an bulunmak suretiyle zirvelere çıktılar. Hepsi de imanı hakikiye kavuştular. Şimdi bizi dinleyenler hatırına gelebilir. Efendim biz de öyle olmak istiyoruz. Kalbimiz temiz olsun. Allah Teala sevgili kullarından olmak istiyoruz. Olabilir miyiz? Bu yol, bu kapı herkese açık. Çünkü herkes Cenab-ı Hakk'ın kolu. Bahattin Bey. Evet. Böyle. Efendim sen layıksın. Yok öyle bir şey. Kimseye vermemiş Cenab-ı Hak bu yetkiyi. Bu yol herkese açık. Bu yol herkese açık. Efendim dünyanın falan yerinden filan yerinden, falan yerinden filan yerinden, yerin altındaki üstündeki, nerede yaşarsa yaşasın, kuzeyde yaşasın, güneyde yaşasın, doğuda yaşasın, batıda yaşasın, ekvatorda yaşasın. Yani dünyanın ister güney yarımküresinde, ister kuzey yarımküresinde, ister ekvatorda, ister kutuplarda yaşasın. Nerede yaşarsa yaşasın, hangi milletten olursa olsun Allah-u Teala bütün kullarına burasını açmıştır. Sevgisi herkese açıktır. Ama şimdi konuya başlarken de söylemiştik de her şeyin bir temizleme ilacı var. Her şeyin ama. Mesela şöyle söyleyeyim de zeytinyağı sıvı mıdır? Sıvı. Su da sıvı mıdır? Evet. Sıvıdır. Eline bir reçel, bal bulaşmış olsa zeytinyağıyla temizleyebilir misin? Temizlenmez. Suyla, sabunla, suyla. Tabii. Daha beter olur. Daha beter olur. Mutlaka suyla temizleyeceksin. Çünkü onun temizleme özelliği o. Şimdi tatlı bulaşığı suyla gider. Peki eline zeytinyağı, tereyağı, çiçek yağı neyse bunlar bulaştı. Suyla temizleyebilir misin? Su yetmiyor. Sabunla. Bir de sabun lazım değil mi? Evet. Şimdi mesela bazen elimize yağlı boya yapıyoruz. Suyla çıkar mı? Çıkmıyor. Önce? Tinerle siliyoruz. Tabii, ondan sonra çıkıyor. Bir temizleyici olması lazım. O madde olması lazım. Tinerle önce onları şey yapacaksın. Sonra sabunla yıkayarak elini temizleyebilir misin? Temizleyebilir misin? Demek ki kalp için bildirilen temizleme ilaçları da var. Öyle durup dururken ben oturdum efendim temizliğini falan değil. Mesela din büyükleri buyurlar ki kalpleri temizlemenin ilacı Allah-u Teala'nın dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsu'nun mektubatını adet edinecek. Her gün okuyacak. Ne kadar? İşte zaten birinci cildinde onun 313 tane mektup var. Evet. Efendim ben anlamıyorum. Önemli değil anlamak. Ama her gün okuyorsun. Çünkü o kitap hakkında buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin müjdeci mektuplar olarak tercüme edilmiştir. Mektubat tercümesi olarak da şey yapılmıştır. İşte Hakikat Kitabevi'nin yaptığı var. Başkalarının yaptığı var. Ama Hakikat Kitabevi'ninki Müstekimzade Süleyman Efendi baz alınmıştır. Dolayısıyla öbürlerini okumak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin düşman olur. Mutlaka o Hakikat Kitabevi'nin Müstekimzade Süleyman Efendi. Müstekimzade Süleyman Efendi kim biliyor musunuz? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin talebesidir o zat. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin talebesidir. Ve Unkapan'da Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin ayak ucundadır bu zat. Hocasının ayak ucuna defnetmiştir. Öyle bir zattır, mübarek bir zattır. Şimdi o kitap hakkında buyuruluyor, Müjdeci Mektubat kitabı hakkında. O kitabı okumak suretiyle sen farkına varmıyorsun. Hani güneşin karşısında karpuzun olgunlaştığı gibi yavaş yavaş kalbin tasfiye oluyor. Ne demek o tasfiye? Temizleniyor. Allah-u Teala'ya olan muhabbetin, Allah-u Teala'nın emirlerine olan muhabbetin artıyor. Ve Allah-u Teala'ya yasak ettiği şeylere karşı soğukluk başlıyor. Haramlara, mekruhlara karşı soğukluk, namaza karşı, ibadete karşı gayret başlıyor. İhlasın artıyor. Ondan sonra insanlarla falan konuşurken diyorlar ki ya Bahattin Bey sen konuşmana çok isabetli ya. Çok hoş, güzel söylüyorsun falan. Senin de tuhafına gidiyor ya bu. Herkes aynı şekilde böyle değil mi? Herkes değil. Senin ufkun açıldı. Yani kalbine İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kuddise Suru kalbinden akan o nur ve feyiz gelmeye başladı. Evet. Yani temiz suyu bağladın sen. Gittin pınardan bağladın. Temiz su habire damlıyor. O arttıkça senin kalbindeki diğer tortular, ondan sonra ne bileyim ben bulanıklılar, onlara habire atıyor. Çünkü bir taraftan temiz gelince öbürü atacak, tasfiye edecek. Tasfiye oldukça da senin kalbin temizleniyor ve o temizliği de kendin fark edebilir misin? Fark edebilirsin. Galiba diyorsun birinci bölüm bitti. Evet, kusura bakma fazla lafı uzatma peki. Kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşam konumuz kalbi temizlemenin ilacı. Hocam buyur. Efendim şimdi din büyükleri anlatırken kalbi temizlemekle alakalı olarak buyuruyorlar ki kalbin temiz olması dünya dediğimiz şeyleri sevmekten, hatırlamaktan kurtulması demektir. Dünya denen haramlar, mekruhlar ve dünyada kalıcı olan şeyler yani vasıtaları kalbe yerleştirmekten, hatırlamaktan kurtulması demektir. Her şeyden önce sevmesinden kurtulması demektir. Kalp hastalığının ilacı ise buyuruyor din büyükleri, İslamiyet'e uymak, Allah-u Teala'yı çok zikretmek, yani Cenab-ı Hakk'ın ismini, sıfatlarını hatırlamak, bunu kalbe yerleştirmektir. Eğer yaşadığı asırda hakiki bir rehber, bir mürşidi kamil varsa onun sohbeti bunu hızlandırır. Mesela Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, Ahmet Yesevi Hazretleri, ondan sonra Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi bir zat varsa o hızlandırır. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin hayatını dinleyicilerimizden de okuyanlar vardır. Hocası Tapduk Emre Hazretleri'nin sohbetine gidiyordu. Fakat İslam alimlerinin sık sık hatırlattığı bir şey var. Ve o Tapduk Emre rahmetullahi aleyh de talebesi Yunus Emre Hazretleri'ni hatırlatıyor. Karpuz ne bilsin olgunlaştığını. Hani Yunus Emre Hazretleri senelerce hizmet ediyor. Ben diyor bir şey istifade edemedim. İzin verin ben bir gideyim diyor. Evet. İzin verin bir gideyim. İşte o zaman Tapduk Emre Hazretleri buyuruyor ki karpuz ne bilsin olgunlaştığını. Onu bostancı bilir. Zamanla olgunlaşıyor o. O nereden bileceksin? Sonra hatasını alıyor, tekrar o dergaha geri geliyor. Fakat hocası incinmemiş. Onun durumunu biliyor. O geçici bir heves olarak gidiyor ve mahiyetini orada anlıyor mu? Anlıyor. O senelerce o sohbette buluna kalbinde dünya, haramlara olan, mekruhlara olan sevgi atıldı. O farkında değil, bilmiyor. Herkes öyle zannediyor. Benim bir istifade olmadı zannediyor. Olur mu öyle şey? Oluyor tabii ki. Böyle bir rehberin sohbeti veya böyle bir alimin kitabını okumak bu tedaviyi kolaylaştırır buyuruyor. Bu zamanda böyle bir zat bulamadığımıza göre öyleyse İslam alimlerinin kitaplarını okuyacağız. Bunu kolaylaştırır mı? Evet kolaylaştırır. Böyle bir sohbete, bu kitaplara kavuşmak dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaya sebeptir. Dünya ve ahiret saadetlerine. Bu kesin mi? %100. Bu tedaviye faydası olmayan sohbetlerin, kitapların taklit, sahte, zararlı olduğu felakete sebep olacağını da hiçbir zaman unutmamalıdır buyuruyor din büyükleri. Efendim işte ben çok şey bileyim. Hayır. Az fakat doğru olanı bil. Çok şey bilmek değil. Bizden çok şey de istenmemiş. Çok amel de istenmemiş. Doğru, ihlaslı istenmiştir. Doğru bilgi, doğru amel. İhlaslı amel istenmiştir. Onun için efendim ömür kısa. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür az. Dolayısıyla bu bize verilen az bir ömrü yerli yerinde kullanmak lazım. Mesela İslam alimleri talebelerine böyle sohbet ederken, anlatırken buyuruyorlar ki, hep yavrum, oğlum ifadesini kullanıyor. Yavrum buyuruyorlar. Allah-u Teala zaten az bir müddet ömür vermiştir Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Evet. O azın da zaten çok azı kalmıştır. Dikkat et diye. Dikkat et diye. Mesela biz yaşımız 50'yi geçti. Yarım asırlık insanız Bahattin Bey artık. Peki 50 sene daha yaşasan ne olur? O da bitecek ya. Sayılı gün değil mi? Sayılı gün geçiyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam işte vefat edeceği zaman Melekül Mevt Hazır Aleyhisselam ve emrinde meleklerle geliyorlar ve soruyorlar melekler. Diyorlar ki 1000 sene yaşadın veyahut da 900 küsür sene yaşadın. Ne anladın diye. 1000 sene ya. 1000 sene. 2 kapılı bir hana benzetiyor. Hani işhanlar var ya şimdi. Birisinden giriyorsun öbürsüne çıkıyorsun. Veyahut da İstanbul'dakiler için söyleyeyim de Kapalı Çarşı var mesela. Bu Beyazıt'tan giren kapı, Nur Osmaniye'den çıkan kapı. 2 kapılı bir han. Birinden giriyorsun öbürsüne çıkıyorsun. Birinden giriyor, öbürsüne çıkıyor. Koca o 1000 seneyi böyle izah etmiş. Koca bir iş yeri, iş hanı. Bir burada batıda, bir de doğuda kapısı var. Battan girdin, doğudan çıktın. Doğudan girdin, battan çıktın. Bu kadar yani. Özetleyivermiş. 1000 sene ha. Evet. Bitti. Çünkü sınırlar bitmeyecek zannedilir. 1000 sene o da bitiyor. 500 sene o da bitiyor. 2000 sene, 5000 sene o da bitecek mi? Bitecek. Çünkü mesela babaannemler kuşakları hep derlerdi. Oğlum derdi, sayılı günler çabuk biter. Hakikaten öyle ya. Sayılı günler çabuk biter. İnsan bitmeyecek zanneder. Bazen bir şey olur. Ya bugün acaba akşam olabilecek mi? Bugün de olur, yarın da olur. Ömrün varsa her gün olur, merak etme. Evet. Biter mi? Biter. Şimdi sayılı gün verilmiştir. Sayılı bir zaman verilmiştir. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki zaten hani sana çok az bir şey verdiler. O azın da çok azı kaldı. Aman ha, dikkat et. Yani Allah da bir an önce toparla kendini. Evet işte şu villa bitsin, şu köşk olsun, şu imtihanları başarıyla vereyim falan. Ne zaman çalışacaksın ahiret için? Senedin var mı? Yok. Yarına çıkmaya kimsenin senedi yok hocam. Tabii. Hiç kimsenin yok. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir bayram günü oğlu geliyor böyle boynu bükük. Diyor ki oğlum ne oldu? Bayram 1. günü. Diyor ki babacığım devlet başkanı ha, sıradan da değil. Evet. Devlet başkanı. Arkadaşlarım diyor bayramlıklarını giymişler, onlar neşeyle pür neşe oynuyorlar. Benim de bayramlığım yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir kağıda yazıyor. İşte ki o yardımcılarından, hizmetçilerinden bir tanesini götür diyor bunu vezneye. Bayram günü. O günkü vezne de yani bugünkü gibi diyelim ki Maliye Bakanlığı statüsünde. Yani Beytülmal'e bakan. Kağıda yazdığı da işte gelecek aya mahsuben maaşımdan işte bir avans ver. Emir-el Mü'minin Ömer İbn Hattab yazıyor ve gönderiyor. O veznede görevli olan zat altına, o kağıdın altına yazıyor. Gelecek aya kadar yaşayacağına bir garanti ver. Bir belge ver. Ben sana de vereyim. Sana maaşı vereyim. Kağıt tekrar gelip bir okuyor, ağlıyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir kişidir. Ama yardımcılar da Cenab-ı Hak böyle güzel yardımcılar ihsan etmiş. Gelecek aya kadar yaşayacağına dair bir garanti ver. Bileyim ben diyor. Ya ölü verirsen? O zaman diyor ben mesul olurum. Yazık, günah değil mi bana? Devletin malı bu. Hak etmeden niye istiyorsun? Der gibi değil öyle diyor. Ve ağlıyor ona. Niye? Cenab-ı Hak böyle yardımcılar ihsan etti. Sevincinden ağlıyor. Ve onlar hak sözle aşıklar sonra. Şimdi yarına çıkacağınız garanti değil. Biz neler peşindeyiz? Üniversite bitsin, doktora bitsin, master bitsin, para kazanayım, villa bitsin, araba alayım. Ev alayım. Sonra çocuklar girer. Çocuğun okulu, çocuğun işte istikbali, çocuk biter, torun dünyaya gelir. Torun da işte bir yarın ileride ne olur ne olmaz falan filan ama bitmez ki. Bir gün gelir ecel bir yakala falan. Yani ahiret için çalışacaktın, bitti. Sana verilen 60, 70, 80, 90 sene. Zaten belli yaştan sonrakiler de zaten hep böyle geliyor artık yavaş yavaş. Diz ağrır, kol ağrır, baş ağrır, kulak duymaz, göz görmez falan. İşte abdestleri yarım yamalak falan. Niye gençliğinde veyahut da sıhhatin yerindeyken bunlara riayet etmedin? O zaman da ah etmekten başka ele bir şey geçer mi? Geçmez. Bakın İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğludur bu zat. Ve Hazreti Ömer'in de radıyallahu anh 30. kuşaktan torunu. Bu zat buyuruyor ki işin temeli kalptir. Kalp Allah-u Teala'dan başkasına tutulmuş ise yıkılmış demektir. Nerede kaldı onun temizliği? Bir işe yaramaz. Niyet doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetlerin tek başına hiçbir faydası olmaz. Kalbin selamet bulması da ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olması lazımdır. Yani her yapılan şey o emrettiği, yani Cenab-ı Hak emrettiği, Cenab-ı Hak beğendiği için yapılmalı. Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı her şeyden kaçınmalıdır. Her şey Cenab-ı Hak için olmalıdır. Hep, hem kalp selameti hem de bedenin salih işler yapması birlikte lazımdır. Beden salih ameller yapmaksızın kalbim selamettedir, kalbim temizdir, sen kalbe bak demek batıldır, boştur. Kendini aldatmaktır. Bu dünyada bedensiz ruh olmadığı gibi beden ibadet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan kalp temiz olmaz. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selamette olduğunu 400 sene öncesini söylüyor ha. Evet. Zamanımızın birçok dinsizleri, şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Bu zamanda da niceleri var. Bu 400 sene önce zamanımızın birçok dinsizleri, o zaman da dinsizler vardı. Her zaman var. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selamette olduğunu, hatta keşif sahibi olduklarını söyleyip saf Müslümanları aldatıyor. Zamanımızda da var aynen. Evet. Gel bana diyor. Adam yani doğru düz abdest almasını bilmiyor. Ve devam ediyor bu zat. Kalbin temizlenmesi Allah-u Teala'dan başkasına orada yer vermemekle ve tam bir sadakat ile olur. Kalbin bozulması da Allah-u Teala'dan başkasına gönül bağlamak, başkalarını ona ortak koşmakla ve riya, gösteriş yapmakla olur. Kalpte tevhidin, tek olan Allah-u Teala'ya bağlılığın bulunduğunun alameti, onunla beraber bir ikincisinin olmadığını her an müşahede etmektir. Bu da ancak Allah-u Teala'dan korkmak ve her şeyi ondan ümit etmekle anlaşılır. Sadakatin alametine gelince, fani olan her şeyden soyunmak, yani onlara bağlılığı kalpten çıkarmak ve ebedi, sonsuz, var olana bağlanmaktır. Görünüşte var olan her şey zaten yok olacaktır. Bugün mesela baktın, var. Hayaller buyuruyor. Yok olacak. Ve olmuyor mu? Olmuyor. Evet. Bahattin'i siz de görüyorsunuz, zaman zaman tanıdıklarımızla hep beraber gidip defnedip gelmiyor muyuz? Peki. Geliyorsun. Tabii nüfus çok olduğu için aşağı yukarı bir haftada, iki haftada bir cenaze vuku buluyor. Tanıdığımız yakın. Ne yapıyoruz? Defnediyoruz. Peki onun evi yok muydu? Vardı. Arabası var mıydı? Vardı. Bazılarının arabası da oluyor falan. Evladı uyalı şusu busu. Ne oldu peki? Bıraktı gitti. Ne oldu onun için? Hepsi yok oldu. Boğaz manzarası falan hepsi gitti. Yok oldu. Yok olacaktır buyuruyor. Görünüşte var olan her şey zaten yok olacaktır. Kalbinin mahlukata meylettiğini fark ettiğin zaman orada şirk var demektir. Ne kadar ağır bir şey. Kalpte eğer Allah-u Teala yarattıklarına karşı bir sevgi varsa orada Allah-u Teala ortak var demektir. Buyuruyor bu zat. Ondan şirki temizlemeye bak. Kalbini şirkten uzak tut. Kalbinde dünyaya karşı bir meyil gördüğün zaman orada bir şek, şüphe var demektir. Derhal ondan kalbini temizle. İlacını da bildiriyor bu zat. Neymiş? Daima Allah-u Teala'ya karşı istiğfar edici olman lazımdır. Ona istiğfar etmekten, yalvarıp bağışlanmanı istemekten aciz kalırsan, o takdirde Allah-u Teala ile meşgul ol. Daima onu hatırla. Bundan da aciz kalırsan Allah-u Teala taat ve kulluk ile meşgul olmalısın. Artık Allah-u Teala taat ile meşgul olmaktan seni herhangi bir şey alıkoyacağını sanmıyorum. Senin için bundan uzaklaşmana yol açacak bir özür kapısı da göremiyorum. Çünkü insanı yükseltecek şeylerin başı taattır, ona kulluk etmektir. Onu terk eden terakki yoluna giremez, yani ilerleme yoluna giremez ve yükselemez. Muhammed Masum Hazretleri'nin sözleri bunlar. Yani burada bu zat ne lazımsa açık, seçik, net. Yoruma falan mahalle yok. Niye bunlar yaşamışlar? Böyle terbiye edilmişler. Yani yakin gözüyle görüyor bunu. Kendi kalbi böyle temizlendi gitti. Şöyle yaparsak, böyle yaparsak zannıma göre yok İslam alimlerinde. Niye? Yaşıyor çünkü. Yaşıyor bunda. Zan yok. Kesinlik ve netlik var. Niye nettir İslam alimleri? Niye nettir? Yaşıyor. Yaşadığı için net. Mesela bir kimse kalsa dese ki efendim İstanbul'da Yeni Bosna diye bir semt varmış. Orada işte TGRT FM diye bir yer varmış. Oranın stüdyosu varmış. Ben öyle bir şey görmedim. Yok öyle bir şey falan dese. Ya biz İstanbul'da Yeni Bosna semtinde yaşıyoruz. TGRT FM'in stüdyoları burada. Biz bu stüdyodan konuşuyoruz. Yani bütün insanların hepsi bunu reddetmiş olsa bizde bir şüphe meydana gelir mi? Gelmemesi lazım. Biz buradayız ama. Biz buradayız. Gelir mi hiç? Gelmez. Yani bütün dünya inkar etmiş olsa bizde en ufak bir şekilde acaba mı diye bir şey gelmez. Niye? Ben içindeyim çünkü bunun. Yakinim var. İslam alimleri de, evliya-i kiram da böyle. Bu konuda yakinleri var. Tereddütleri yok. Onun için İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri nettir, kesindir. Efendim şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı? Dikkat ederseniz bazen yazar, çizer, konuşan takımı vardır. Adama bir iki soru soruyorsun, kontra bir iki soru soruyorsun, adam başlıyor bocalamaya. Niye? Söylediklerden emin değil ki. Evet. Kendisi bilmiyor. Aldığı yer kaynak da aynı şekilde emin değil. Onun için canım öyle de yapsan olur herhalde. Tabii ya o da, onun da mahsuru olmaz herhalde falan. Başlıyor kıvırmaya. Bir dinleyicimiz bir mektup yazmış da ben dedi burada dedi işte kendisini dedi böyle alim diye takdim eden birisi var dedi. Bir gün dedi böyle dedi işte insanlara bir şeyler anlatıyor falan dedi. Ben de dedi işte okudum ettim falan bir konu anlatıyordu. Demiş ki bir dakika demiş siz öyle anlatıyorsun bu böyle değil miydi falan. Başladım dedi İslam alimlerinin kitaplarındaki ama dedi o meseleyi merak etmiştim iyi anlamıştım iyi öğrenmiştim dedi. Başladım dedi o konuda yüklenmeye dedi. Adam birden dedi vites küçültmeye başladı dedi geri adım atmaya başladı. Ve onun sonra demiş ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. E peki niye alim diye geçiniyorsun o zaman? Evet. Her şeyi biliyorum diyorsun ya. Demek ki cahil insanlar bulunca onlara böyle ahkam kesiyor. Şimdi dinleyicimizin birisi de öyle aramıştı da. Ama dedi çok güzel konuşuyor. Tabii ki konuşur. Ona kalacaksan papağan da konuşuyor. Bahattin Bey. Papağan da konuşuyor. Evet, İslam alimlerinden Ebu Osman Hiniye Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki edep iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi yani iç dünyanın edebi, kalbin temizlenmesi. Zahirin edebisi uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. Ya... Kalp temizse el, ayak, göz, dil günahlardan korunur. Yani günah işlemez. Evet. Kalp temiz değilse çıpır çarşı. Kanalizasyon gibi ağız var adamda. Patır kütür herkese sövüyor sayıyor falan. Ya olsa da kalbin temiz olur mu ya? Temiz kalpten temiz şeyler çıkar. Temiz şeyden temiz kalpler temiz kalpten temiz şeyler sudur eder. Bir kimsenin içi temizse ondan güzel şeyler. Bunun uzuvlarına yansır. İşte bir gün İsa Aleyhisselam yanında havarilerle beraber bir yere gidiyormuş. Orada Yahudilerden bir cemaat İsa Aleyhisselam'ı görünce hakaret ediyorlar, sövüyorlar, sayıyorlar, bir sürü kötü söz söylüyorlar falan. İsa Aleyhisselam dönüyor onlara kibar, nazik şekilde yine emr-i marufta bulunuyor. Yani tebliğde bulunuyor. Ulul azm bir peygamber tabii. Havarilerden birisi oradan ayrılınca diyorlar ki efendim onlar size sövdü, saydı, hakaret etti. Siz gene kibar, nazik ve güzel şeyler söylediniz. Deyince cevap olarak buyuruyorlar ki herkes yanında olandan verir. Ya herkes yanında olandan verir. Bir de onu biliyor musunuz bilmiyorum da Yavuz Sultan Selim Han döneminde o zamanki İran şahlarından bir tanesi ki biliyorsun onlar zaman zaman hep böyle Osmanlı batıya gittiği zaman arkadan böyle fitne kuyusunu kazıyorlar diye. Onun için Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Şah İsmail'in üzerine gitmişti. O dönemde bir elçi gönderiyorlar. Bir tane de böyle çok kıymetli kumaşlardan falan böyle süslenmiş püslenmiş falan çok güzel bir kutu. Onda çeşitli işte altın gümüş mücevherlerle falan süslemiş bir kutu. Hediye işte kumaşlar açılıyor ondan sonra kutu açılıyor. Kutunun içinde ne çıkıyor biliyor musun? Ne çıkıyor hocam? Necaset çıkıyor. Hayvan necaseti. Pislik yani. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri yani hakaret ediyor yani bir yerde. Bir yerde hakaret ediyor. Diplomatik olarak hakaret ediyor. Tabii Osmanlı bunun altından kalır mı? Vesine diyor ki buna bir cevap ver. Hazırlayın. Öyle bir cevap hazırlıyor ki Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Hakikaten çok kıymetli kumaşlar. Ondan sonra çok kıymetli mücevher. Bir kutu hazırlatılıyor falan. Ondan sonra bunlar da ona gönderiyor. Şimdi tabii kendileri edepsiz olduğu için bu edepsizliğimize nasıl bir cevap biliyorlar yani nasıl bir cevap geleceğini. Şimdi tabii o zamanki şah kimse açılıyor örtüler, kutu. Kutuyu bir açıyorlar. Çok nefis böyle bir koku yayılıyor. Bakıyorlar ki mis gibi bir lokum. Lokum. Ama öyle bir güzel lokum ki mis gibi de kokuyor falan. Neyse herkese ikram ediliyor tabii bakıyorlar altından bir şey çıkmıyor. Lokumlar bitince en alttan bir kağıt çıkıyor. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri yazmış altına ve imzasını da atmış. Herkes yediğinden ikram eder. Ya. Herkes yediğinden ikram ediyor. Ben lokum yiyorum böyle güzel kokulu. Siz necaset yiyorsunuz. Siz necaset yiyorsunuz tabii. Herkes yediğinden ikram eder. Ama müthiş bir cevap ha. Evet. Müthiş. Herkesin içinde ne varsa o çıkıyor işte. Onların içinde pislik vardı, pislik çıktı. Bu tarafın içerisinde güzellik vardı, güzellik çıktı. Halbuki mesela ben onu okurken yani Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri nasıl bir cevap vereceğini dedim ya bu harp meselesidir yani. Evet. Hakaret ediyor falan. Ama öyle bir cevap veriyor ki tam onların şanına layık bir şekilde. Yani güzel insanlardan güzel şeyler sudur eder. ama kötü kimse, çirkin demeyeyim haşa. Yani kalbi bozuk olan insanlardan da, bozuk şeylerin zuhur eder. Evet, bozuk şeyler ortaya çıkar. Ebu Suud Elbazini Hazretleri var. Kendisinden nasihat isteyen bir talebesine buyurur ki, bir kimse seni dünyalık şeylerle anar ve senin yanında onları överse ondan kaçın. Yine bir kimse Rabbine karşı senin gaflete dalmana sebep olursa ondan yüz çevir, derhal ayrıl. Ya namaz sonra kılarsın, hadi hadi falan filan filan diyorsa, ama böyle arkadaşı hemen sepet et, sepette gitsin. Dünya sevgisini doğuran her türlü maddi düşünceyi ve buna benzer meşgaleleri kalbinden söküp at. Seni Allah-u Teala'yı hatırlamaktan alıkoyan her ne olursa olsun bundan yüz çevir. Bu arkadaş olur, kitap olur, televizyon olur, dergi olur, gazete olur, ne varsa ama. Bunlar sepetle hemen. Kafanda ve kalbinde yer eden lüzumsuz hatıralarla oyalanıp durmaktan sakın. Böyle düşüncelerden keder meydana gelir. Hakikaten öyle. Gider böyle. Adamlar dünyalık konuşuyor. E bugün ne aldın? Koltuklar değiştirelim, masalı değiştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım, ne aldıydın falan filan filan filan. Gelir arkası artık. Ondan sana geliyor falan, bakıyorsun. İşte ister kadın bulunsun o toplantıda, ister erkek bulunsun, böyle düşünür falan. İşte o evi alamadı, o halıyı alamadı, o koltuğu alamadı falan. Arkasında ne gelir? İşte Ebu Suud el-Bazini Hazretleri buyuruyorlar ki bunların neticesinde keder, üzüntü gelir. Başka bir şey gelmez. Çok kere kederden de gaflet hasıl olur. Allah-u Teala'yı unutursun. Böyle olunca insanda nefsani arzular harekete geçer. Bu istek kuvvet bulunca boş ve faydasız şeylerle uğraşmak arzusu hasıl olur. Bu arzular galip gelince kalp zayıflar ve nuru da söner. Ya nereden nereye geldin? Evet. Nereden nereye geldin? Çok defa tamamen telef olur ve akıl ondan sıyrılıp gider. Artık bundan sonra sanki kalbin üzerine bir perde gerilmiş olur. Kalp artık kanacasına çukur oldu. Bitti. Bu kimsede iyi şeyler nerede meydana gelecek? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, İslamiyet'e uymakla, sünnetlere yapışmakla, bidatlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Açık net. Kalbin tasfiyesi, yani temizlenmesi, İslamiyet'e uymakla, sünnetlere yapışmakla, bidatlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Zikir ve rehberi, doğru yolu gösteren alimi sevmek, bu kalbin temizlenmesini kolaylaştırır buyuruyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de buyuruyorlar ki tasavvuf kalbi temizlemek ve her an Allah-u Teala ile olmaktır. Ve zamanımızda da var mesela. Gel diyor bizim tarikata gir. Yani özür dilerim de yani tarikat adı altında bu büyüklerin ismini kullanıyorlar. Tabii tarikatla bağlantılar kalmamış. Evet. Benim hatırlamada hep bunlara dernek diyorum. İşte gel bizim derneğe gel falan. Ne olacak? Fıkıh bilgisi yok. Ahlak bilgisi yok. Ondan sonra haramlar öğretilmiyor. Emirler öğretilmiyor. Oturması, yatması, kalkması, Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun olması lazım bu kimsenin kalbinin tasfiye olabilmesi, temizlenebilmesi için. Bunların hiçbirisi yok. Sen otur bir rabıta yap. İşte 300-500'de şu kelime-i tevhidi çektin miydi? Tamam, kurtuldun diyor. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Kurtulmak çok kolaymış gibi hemen yani. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Oradan çıkıyor vatandaş, ondan sonra da vur patlasın, çal oynasın. Ona bakıyorsun, ehli tarikim ben diyor falan, elinde tesbih sokakta da gezdiği zaman oluyor falan. Bakıyorsun ona hakaret ediyor, buna sövüyor, onu tepikliyor, bunu yumrukluyor. Adam bir kere itici. Namaz kılıyorsa düzgün kılmıyor. Düzgün kılmıyor. Yani fıkıh bilgisi öğrenmemiş, öyle hiçbir şey bilmeden. Ve adam hep negatif, agresif. Sen havada bile uçsan kıymeti yok. Çünkü tasavvuftan maksat kalp temizlenince temiz kalbin yansıması dış organları olacaktır. Elinden, dilinden, gözünden, kulağından, ayağından, her şeyinden bunlar güzellikten sudur edecek. Yani bu kimsede pozitif enerji meydana gelecek. Yunus Emre Hazretleri insanlar çağırıyor muydu? Gelin gelin diye. Yok, insanlar koşuyordu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çağırıyor muydu insanlar gelin diye? Hayır. İnsanlar o zattan görebilmek, o zatın sohbetinde bulunabilmek, istifade edebilmek için koşuyor. Niye? Kalpleri temizlenmişti onların. Kalpleri temizlendi. Senden de kaçıyor. Aa şu geliyor diyor, hemen bir gidelim falan. Şu adam gene takılmayalım şu adama falan. Gene bir sürü bir şeyler söyleyecek falan filan. Niye? Adam kendisi eğri büğrü çünkü. Bir sürü yontulmadık tarafı var. Bir sürü budağı var adamın. Kendisi agresif. Kendisi pozitif değil, negatif. Dolayısıyla Cüneyd-i Bağdadi Kutsuz Sözleri buyuruyor ki tasavvuf kalbi temizlemek ve her an Allah-u Teala ile olmaktır. Şeyh Abdülhay Celveti Hazretleri kalp gönül hakkında müsal soruyorlar da bu zat buyuruyor ki bu zat anlatırken buyuruyor ki kalp gönül hakkında hadis-i kutsi'de, hadis-i kutsi manası Cenab-ı Hakk'a ifade ediş şekli Peygamber Efendimiz'e ait olan sözlerdir. Evet. Onun için hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki denir. Hadis-i şerifler hem mana hem de ifade ediş şekli Peygamber Efendimiz'e aittir. Ayet-i kerimelerin manası da ifade ediş şekli de Allah-u Teala'ya aittir. Evet. Hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyurdu, hadis-i kutsi'de buyuruldu ki ben yere göğe sığmam fakat haramlardan sakınan temiz mümin kulumun kalbine sığarım. Ya Allah-u Teala'nın nazar ettiği ve Allah-u Teala'nın sevgisinin, muhabbetin olduğu kalp. Orada ama başka bir şeyin bulunmaması lazım. Allah-u Teala, özür dilerim. Allah-u Teala nefs ile sır makamı arasında bir kalp, gönül şehri yaratmıştır. Bu şehir daima mamur olmak ister. Gönlün mamur edilmesi usta ve mimar ile olmaz. Ancak Allah-u Teala'nın lütfu ile olur. Hacı Bayram Veli Hazretleri talebelerine kalp şehrinizi mamur ediniz. Allah adamlarının sözlerini dinleyiniz. İlim öğreniniz buyurmuştur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de talebe Allah-u Teala'nın rızasını kazanmakta gayretli olmalı. Taş gibi katı olan kalpleri rehber olan zatın terbiyesinde yumuşatmalıdır. Kalbi yumuşayınca bu halini hocasına arz edip onun tavsiyeleri, yol göstermesiyle önündeki yollardan engeller kalkar ve matlubuna, maksuduna kavuşur. İmanı kamil, olgun insan olur buyurmuştur Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Ali Rahmi Teni Hazretleri var. Bu zat da Allah-u Teala katında sevgili bir kul olabilmenin 10 şartını bildirmiş. Talebelerine vasiyet olarak bildirmiş. Bu ilk şartı, birincisi buyuruyor bu zat, temiz olmaktır. Temizlik de iki kısma ayırmış. Birincisi zahiri temizlik, dış görünüşün temiz olmasıdır. Bu bütün insanların dikkat edeceği hususlardır. Giyecek, yiyecek, içeceklerin ve kullanılacak bütün eşyaların temiz olması. Birincisi bu. Bizim de zaten esas konumuz ikincisiydi. İkincisi batın temizliği. Kalbin iyi huylarla dolu olmasıdır. Haset etmemek, başkaları hakkında kötülük düşünmemek, suizan deniyor buna. Allah-u Teala'nın düşmanlarından nefret etmek, dostlarına da muhabbet etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın beğendiği iyi huylardır. Mesela adam diyor ki ya kafir ama diyor, iyi insan diyor. Olur mu öyle şey ya? Kalbi temiz olan bir kimsede bu ifade çıkmaz. Evet. Çünkü bilgi olarak bilir ki Muhammed bin Kutbuddin İzliki Hazretleri işte Mızrak-ı İlmihal diye meşhur o kitabında, Miftahül Cennet kitabında iyi kelimesini iyi yerde kullanmak lazım. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin küfrünü sevmeyiniz, kafirleri sevmeyiniz. Onlar riciz, pis, yani inanışları sevilmez onların. Böyle emretmiştir. Evet. Sen evet diyor, Cenab-ı Hak öyle emretmiş ama diyor iyi insan falan. Hayda. Evet. Demek ki bu adam kendi kalbi de bozuk. Bozuk ki ona iyi diyebiliyor. Ve devam ediyor Ali Rahmi Teni Hazretleri, kalp Allah-u Teala'nın nazargahıdır. Bu sebeple kalbe dünya sevgisi doldurmamalıdır. Haram olan yiyeceklerle beslenmemelidir. Nereden kazandığını bilemiyorsun. Sonra da benim kalbim demiş, geç onu. Nitekim hadis-i şerifte uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Hadis-i şerif. Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyuruldu. Gönül, kalp temiz olmazsa ibadetlerin lezzeti alınamaz. Marifete, Allah-u Teala'ya ait bilgilere kavuşulamaz. Mesela çok kimseyi nefsi burada da kandırır. Ben diyor şimdi diyor namaz kılmak istiyorum ama diyor ben diyor namaz kılınca böyle diyor şevkle, aşkla, zevk alarak yapmak istiyorum. Tabii cahil olunca insan böyle atı serbest, rahat konuşuyor. Tabii namaza bir başlayacak, nefs bir sıkıştıracak falan. Aa, benim içim sıkılıyor namaz. Tabii için sıkılır çünkü kalp çıfıtçarsın. Nefs de istemiyor. Yok, kalbin temizlenmesi öyle kolay iş midir? Seneler ister. Ha, sen hızlandırırsın. Hızlandırılır mı? Hızlandırılır tabii. Gayret dersin devamlı. Büyüklerin kitaplarını, hayatlarını okuyarak ondan sonra kendine lazım olacak fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenip bunlara riayet ederek ondan sonra yediğine, içtiğine bakarsın. Haramdan, şüphelilerden geliyorsa bunları temizlersin. Helalden yemeye, tayyip olan şeylerle karnını doyurmaya gayret edersen yavaş yavaş kalbe o ilahi nurlar gelmeye başlar mı? Gelmeye başlar. Temizlenir yavaş. Temizlenir tabii. O birden hemen kolay mıdır? Mesela Mevlana Celaleddin-i Rumi Bağdadi Hazretleri diyoruz. Bu zat Bağdat Üniversitesi rektörüydü. İşte Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin hocasına gitti. Çünkü birçok ilimleri biliyordu. Hatta evliyalık iklimine girmişti. Oraya gitti. Niye gitti? Kalbinde bir şey var, onu temizleyemiyor, yetmiyor. Bir rehber lazım, bir doktor lazım. O doktorun ayağına gitti, hasta çünkü. Evet. Kalpte günah varsa, kalpte Allah-u Teala sevgisinden başka şey varsa o kalp hasta demektir. Nerede temizliği söz konusu olacak? Gidiyor, diyorlar ki efendim işte Bağdatlı Halit Gelli, Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne. Eline diyor bir kova verin, bir de süpürge verin, helayı temizlesin. Helayı başlıyor helaya temizlemeye. Günlerce, aylarca. Hatta bir gün nefsi diyor ki, ya o Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de mi, veli mi, deli mi, onun sözüne baktın diyor, ta buralara geldin diyor, hiç diyor, bak diyor, yüzünü bile göstermedi sana diyor, hala sana helal temizlettiriyor. Sen ki Bağdat Üniversitesi rektörü. Öyle nefsi öyle deyince, vallahi nefsim diyor, usludur, sakalımla süpürürüm buraları. İşte o nefsine karşı o şeyi bastırınca, hocası tabii, hocasının ekranında gözüküyor. Çünkü bu yetiştirecek, ana tarafa bu olacak. Bakıyor ki melekler bunun üzerinde böyle dönmeye başlıyorlar. Hocası diyor ki gel artık. Nefsi, 6 ayda. Aha. Nefsi terbiye oldu artık. Tabii terbiye oldu, kalp temizlendi. Ve ondan sonra işte daha sonra soruyorlar. Efendim diyorlar 6 ayda bu kemale geldi. Buyuruyorlar ki bunun her şeyi tamamdı. Ama ilmi, bilgisi kalbinin etrafında bir kibir halesi meydana getirmişti. Biz o haleyi kırmak için uğraştık. Evet. O halkayı kırmak için uğraştık. Elhamdülillah bu hasıl oldu. Mesele de bitti. Şimdi dönüyor diyor. Şimdi dönüyor. Kolay mıdır o? Elbette kolay değil. Birçok ilim adamı var. Kibrinden dolayı helak oluyor hocam. Tabii. İlim tek başına yetmiyor. İlim tek başına insanı kurtarmıyor. Kurtarmış olsa iblis kurtulurdu. Evet. Şeytan kurtulurdu. Bir kimse bir günah işleyip de tövbe etmeden Sultanul Ulema, bu isim genellikle Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin babası Muhammed Bahattin Velet Hazretleri için kullanılır Sultanul Ulema diye. İşte bu zatın huzuruna günah işleyip tövbe etmeden bu zatın huzuruna çıksa gelenin durumunu hemen keşfedermiş. Geçip bütün evliya-i kiram keşfediyor kalp aynası temiz olduğu için. Ve buyurulmuş ki Allah-u Teala'nın veli kullarının huzuruna temiz olmayan kalp ile gelmeyiniz. Bu kötü halleri bırakın, güzel bir tevbe ederek gözyaşları akıtın ki günah kirleri yıkansın. Evliyanın huzuruna günahlarınıza tövbe ve istiğfar etmiş olarak girip onların yüzlerine Allah-u Teala'nın rızası için muhabbetle bakınız ki onların feyz ve bereketlerinden istifade ediniz buyurdu. Tabii yani bir kimse Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduysa öyle paldır güldür de giremezsin buyuruluyor onların huzuruna. Boy resmi çekerler. Tabii. Böyle gelirsen istifade edersin. Yoksa şöyle bakalım. Zavallı derler. İnanmadıktan sonra. Evet. Ama Cenab-ı Hak onları merhamet deryası yaptığı için öyle yarattığı için yani kalpleri o hale geldiği için reddetmezler. Acırlar. Dua ederler. İnşallah böyle. Efendim İmam Birgivi Hazretleri'ne daha doğrusu tasavvuf nedir diye sorulduğu zaman bu zat buyuruyor ki tasavvuf kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir. Kalbi ıslah etmek her şeyden daha önemlidir. Çünkü kalp bedende emrine itaat edilen ve her hükmü yerine getirilen bir hükümdar gibidir. Vücuttaki uzuvlar onun emri altındaki hizmetçilerdir. Bunun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Bu et parçası kalptir. Yani bu yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Bunun iyi olması kötü ahlaktan temizlenip iyi ahlak ile süslenmesi demektir. Tasavvuftan maksat da budur. Evet. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerinden veyahut da zamandaki şeyh diye Abdülhay Hazretleri'ne yazdığı bir mektupta da buyuruyor ki Rabbimizin Celle Sultanuhu gazabını, intikamını söndürmek için La ilahe illallah güzel kelimesini söylemekten daha faydalı bir şey yoktur. Bu güzel kelime cehenneme götüren gazabı söndürünce daha küçük olan başka gazaplarını elbette söndürür. Niçin söndürmesin ki? Bir kul bu güzel kelimeyi tekrar tekrar söyleyince ondan başkasını yok bilmekte, her şeyden yüz çevirip hak olan bir mabuda dönmektedir. Gazabının sebebi kullarının ondan başkasına dönmesi, bağlanmasıdır. Mecaz alemi olan bu dünyada da bu hali görüyoruz. Zengin bir kimse hizmetçisine kırılır, ona kızar. Hizmetçi de kalbi iyi olduğu için herkesten yüz çevirip bütün varlığıyla efendisinin emirlerine sarılırsa efendisi ister istemez yumuşar. Merhamete gelir, gazabı söner. İşte bu güzel kelime de yani la ilahe illallah kelimesi de kıyamet için ayrılmış olan 99 rahmet hazinesinin anahtarıdır. Küfür karanlıklarını, şirk pisliklerini temizlemek için bu güzel kelimeden daha kuvvetli hiçbir yardımcı yoktur. Bir kimse bu kelimeyi inanınca imanın zerresi hasıl olur. Bu güzel kelimeye inanarak kalbinde zerre kadar imanı hafıl eden kimse kafirlerin adetlerini ve şirk pisliklerini yaparsa bu güzel kelimenin şefaati sayesinde cehennemden çıkarılır. Azapta sonsuz kalmaktan kurtulur. Bunun gibi bu ümmetin büyük günahlarına şefaat edip azaptan kurtaracak en kuvvetli yardımcı Muhammed Resulullah'tır. Bu ümmetin büyük günahları dedik. Çünkü önceki ümmetlerde büyük günah işleyen pek az olurdu. Hatta imanını küfür adetleri ile ve şirk pislikleriyle karıştıran da azdı. Şefaate en çok ihtiyacı olan bu ümmettir. Önceki ümmetlerde bazıları küfürde inat etti. Bazısı da halis olarak imana gelip emirlere yapıştı. Bu güzel kelime ve peygamberlerin sonuncusu gibi bir şefaatçi olmasaydı bu ümmetin günahları kendilerini helak ederdi. Bu ümmetin günahları çoktur. Fakat Allah-u Teala af ve mağfiret de sonsuzdur. Allah-u Teala bu ümmete af ve mağfiretini o kadar saçacak ki geçmiş ümmetlerden hiçbirine böyle merhamet ettiği bilinmiyor. 99 rahmetini sanki bu günahkar ümmet için ayırmıştır. İkram ve ihsan kabahatliler ve günahlar içindir. Allah Teala af ve mağfiret etmeyi sever. Kusur ve kabahati çok olan bu ümmet kadar af ve mağfirete uğrayacak hiçbir ümmet yoktur. Bunun için bu ümmet ümmetlerin en hayırlısı oldu. Bunların şefaat edişi bu güzel kelimelerin en kıymetlisi oldu. Bunların şefaatçileri olan peygamberlerin en üstünü oldu. Furkan suresi 70. ayetine mealen Allah-u Teala'nın günahlarını iyiliklere değiştireceği kimseler onlardır. Allah-u Teala'nın mağfireti, merhameti sonsuzdur buyuruldu. Yani la ilahe illallah kelimesi ile kalpler temizlenir mi? Temizlenir. Efendim vaktimiz daraldı ama şurada bir zat var. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. O da şöyle anlatmış. Onu da nakledi verelim. Bir gün buyuruyor bu zat. Siit Kasım Hazretleri bana dedi ki Babu herhalde baba değil. Babu, zamanımızda hikmet ve harika niçin az zahir oluyor bilir misin? Ubeydullah Hazretleri ne diyor? Siit Kasım Hazretleri. Babu, zamanımızda hikmet ve harika niçin az zahir olur bilir misin? Çünkü bu zamanda batının tasfiyesi yani kalbin temizlenmesi pek az insanda kalmıştır. Olgunluğa ulaşmak batının, gönlün, kalbin tasfiyesi iledir. Batının tasfiyesi, kalbin temizlenmesi helal lokma yemekle mümkündür. Bu zamanda helal lokma yiyen pek azdır. Ana 400-500 sene önce. Batınını tasfiye etmiş insan da yok gibidir ki ondan ilahi esrar nasıl tecelli etsin? Evet. Ölçüyü bildirmiş. Şimdi zamanında ben evliya oldum. Gelde külahımı anlat derler ya. Ancak öyle olur. Onun için efendim her şeyden önce kalbin temizlenmesini düşünmek lazım mı? Lazım. Peki kalbin temizlenmesindeki ilaç da nedir? Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak öğrenmek, emirleri yapmak, haramlardan sakınmak, istiğfar duasını la havle ve la ilahe illallah kelime-i şehadetinde çok söylemek. Bunları yapmak kalbi temizler mi? Öyle buyuruyor. Cuma gecesinin hatır ve hürmetine ve dinleyicilerimizin de duaları bereketiyle Cenab-ı Hak inşallah Teala bizlere de bizi dinleme zahmetinde bulunanlara da bu nimeti ihsan eder Rabbimiz inşallah Teala. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Gönül Pınarı.